Bu harita 1700'lerin ilk yarısında Avrupa sömürgelerini gösteriyor arkadaşlar. Buradaki birkaç şey hemen dikkat çekiyor. İspanya'nın Orta ve Güney Amerika'da birçok toprağı var. Küçücük bir ülke olan Portekiz'in bile keşifler çağındaki cesareti sayesinde daha sonra Brezilya olacak bölgede önemli bir miktarda toprağa sahip olduğunu görüyoruz ki Portekiz ayrıca Afrika sahili boyunca ve hatta Hindistan'daki Goa gibi yerlerde de sömürge ve kolonilere sahip. İngilizlerin Kuzey Amerika'da sömürgeleri var ve buralar daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya dönüşecek. Bu dönemde Fransa'nın da önemli sömürgeleri vardı ve önce İngiltere daha sonra da Kuzey Amerika kıtasında büyüdükçe bağımsız Amerika Birleşik Devletleri bunları ele geçirecekti. Ancak bu haritada asıl dikkat edilmesi gereken şey şu ki, önemli sömürgelere rağmen dünyanın büyük kısmı o zamanlar Avrupalılar tarafından kontrol edilmiyordu. Evet, İngiltere diğer bölgelerde de bir miktar sömürge sahibi olmaya başlamıştı ve aslında bu noktada Doğu Hindistan'daki Bengal'de ticari üst sahibi olarak o topraklarda da varlığını gösterse bile Afrika ve Asya'nın büyük kısmı Avrupa kontrolünde değildi. Ancak 18. yüzyılın ikinci yarısına, özellikle de 19. yüzyıla girerken insanlık tarihi açısından önemli bir şey oldu. Evet, sanayi devriminden bahsediyorum. İsterseniz buna sanayi devrimleri de diyebilirsiniz. Sanayi devriminin yaşanmasına sebep olan önemli pek çok teknoloji var ama muhtemelen en önemlisi buhar makinesi. Tabi sizler en önemli şeyin buhar makinesi, elektrik veya belki de telgraf olduğunu da düşünüyor olabilirsiniz. Burada buhar makinesinin önemi, kömürden gelen enerjiyi kullanarak motorları çalıştırmak için gerekli olan buharın üretimini sağlamış olmasından geliyor. Ve tabi bu motorlar fabrikaları güçlendirmek için kullanıldılar. Böylece daha öncesinde insan emeğiyle yapılan şeylerden daha fazlası yapılabilir hale geldi. Mesela buradaki fabrika resminde bir tür iplikten kumaş üretiyorlar gibi görünüyor ya da bir tür dikiş yapıyor da olabilirler. Elektrikli dokuma tezgahı ya da dikiş makinesi kullanan bir insan daha önce elle yaptığından çok daha fazlasını üretebilir. Öyle değil mi? Buhar makinesi ve elektrik gibi şeyler ayrıca ulaşımda da bir devrim yarattılar. Yani hem malların ve insanların taşınmasında hem de bilginin taşınmasında diyebiliriz. Mesela şuradaki resimde gördüğünüz buharlı gemi hem ticaret için hem de askeri gücü arttırmak için kullanılabiliyordu. Bu da bir demir yolu resmi. Benzer şekilde bu da mal ve insan taşımacılığında kullanılıyordu. Ve ayrıca daha büyük bir bölgeyi kontrol etmenize de olanak tanıyordu. İşte bu da telgraf. Telgraf da tarihte ilk defa dünyanın her yeriyle anında iletişim kurabilmenizi sağlıyordu. Daha önce neler olduğunu anlamak için aylarca süren şey şimdi saniyeler içinde olabiliyordu. Bu nedenle bir kez daha belirtmek gerekirse bu durum ticaret için önemli olduğu kadar askeri gücün koordinasyonu için de önemliydi. Büyük oranda bu gördüğümüz ve sonraki bazı videolarda da değineceğimiz devrimlerin sayesinde Az öncekinden hemen hemen 150 yıl sonra dünya haritası çok daha farklı görünüyordu. 1900 yılı civarında dünya işte böyle görünüyordu. Eminim ki bir önceki haritadan farklı olduğunu hemen anlamışsınızdır. Kuzey ve Güney Amerika'daki bu sömürge topraklarının çoğu artık bağımsızlar. Ancak Afrika'da ve Asya'nın büyük kısmında belirgin bir şey olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Afrika artık sömürgeci güçler tarafından parçalanmış durumda. Bu somon rengi olan kısımlarda yani Güney Afrika'nın büyük bir bölümünde Mısır'da, Sudan'da ve Doğu Afrika'da, Doğu Afrika'nın bir bölümünde yani İngilizlerin hakimiyeti olduğunu, yani onların hakimiyetinde olan yerleri görüyoruz. Fransızların da Cezayir'i ve Batı Afrika'nın çoğunu kontrol altında tuttuğu görülüyor. İngilizlerin daha önce Doğu Hindistan'da ticari üs olarak başlayan varlığı artık krallığın sömürgesine dönüşmüş. Yani Hindistan artık Britanya İmparatorluğu'nun bir parçası. Sanayileşen ilk Asya ülkelerinden biri olan Japonya da emperyalizm sürecinin bir parçası olmuş. Kore'de ve Tayvan'da Japon hakimiyeti var. Peki bu tür emperyalizm neden başladı? Emperyalizmin dünya tarihi boyunca sürekli gördüğümüz bazı standart nedenleri var. Eğer bir yeri fethederseniz bu yönetiminiz altında daha fazla toprak ve daha fazla insan olmasını sağlar. Ve çoğu tarım amacıyla kullanılan daha fazla toprağa sahipseniz de daha çok vergi alırsınız ve daha fazla servete sahip olursunuz. Ayrıca eğer daha fazla insana sahipseniz, bunların belli bir üretimleri olacak ve bunu vergilendirebilirsiniz. Ama aynı zamanda insanları kullanabilirsiniz de. Mesela savaşlarda. Evet yani bu daha fazla asker demek. Bu şekilde elde ettiğiniz gelir ve elinizdeki asker sayısı arttıkça daha güçlü bir devlet e, hale gelir, haline gelebilirsiniz. Daha fazla güçlenebilirsiniz yani. İşte bu klasik döngü çoğu imparatorluğun neden genişlemeye çalıştığını ve bazı zamanlarda genişlemeleri durunca da neden düşüşe geçtiklerini bize gösteriyor. Ama bu videoda şimdi 18. yüzyıl başından 20. yüzyıl başına kadar yeni şeylerin devreye girdiğini göreceğiz. Evet, teknolojik buluşlardan bahsediyorum. Yeni sanayi devrimiyle ortaya çıkan elektrik ve buhar gücü gibi şeylerden. Kapitalizm kavramı da burada ortaya çıkıyor diyebiliriz. İnsanlar artık belli bir miktarda sermaye ile elde ettikleri geliri en üst düzeye çıkarmaya odaklanıyorlar. Tabii toprak da bir sermaye çeşididir öyle değil mi? Ancak birazdan göreceğimiz gibi ya da bu resimlerin bazılarında gördüğümüz gibi teknoloji giderek daha da değersiz hale geldiğinde toprak dışındaki bazı şeyler çok daha önemli sermaye çeşitleri haline gelir. Mesela fabrikalar, demiryolları ve gemiler gibi. Ve bu iki düşünceyle bağlantılı olarak da sanayileşme gerçekleşir. Yani üretimin daha verimli hale getirilmesi, üretimin arttırılması için teknoloji kullanılır. Bunların hepsi birbirinden beslenirler. Bir kapitalist sermayemle nasıl daha iyi bir getiri elde edebilirim diye sorar ve düşününce sanayileşmem lazım, fabrikalarımı daha verimli hale getirmeliyim der. Fabrikalarımı daha verimli hale getirmek için ve istediğim sanayileşmeyi sağlamak için teknolojiye yatırım yapmam gerekiyor der. Ne kadar çok sanayileşirsem karım da o kadar artar ve bu döngüye göre karım arttıkça da daha fazla yatırım yapabilirim sanayileşmeye çalışırken çözmeye çalıştığım bir sürü problem var ve bu sorunlar da beni teknolojimi sürekli daha da geliştirmeye itecek der. Tabii teknolojiyi geliştirenler bu sayede yatırım yapacak, daha fazla sermayeye sahip olacaklar. İşte tüm bunlar da yine emperyalizmin yakıtını besleyen bu döngüyü yaratıyor. Bir düşünün. Sanayi devriminde sermaye sahipleri gittikçe daha fazla güç kazanmaya başladı. Mesela bir fabrika düşünün. İşte bu bir fabrika olsun. Fabrika ham maddeleri alır. Diyelim ki bu bir giysi fabrikasıysa ham pamuk alıp bunu ipliğe dönüştürebilir. Ya da o pamuk ipliğini alıp sonra onu bir tür kumaşa dönüştürebilir. Ve böylece nihai mal ya da mamülle e, sahip olursunuz. Ve bu mamül belki kıyafet de olabilir. Aslında sanayi devriminden önce de insanlar ham maddeleri alır, bunlarla bir şeyler yapar ve sonra mamül elde ederlerdi. Fakat şimdi bu merkezi kısım teknolojiyle yani sanayileşmeyle güçlendiriliyor. Artık gerçekten ana odak haline geliyor ve daha üretken bir hal alıyor. Şimdi burası daha üretken hale gelince daha fazla ham madde ihtiyacı ortaya çıkıyor. Peki bu ham maddeleri nereden elde edersiniz? Eğer Birleşik Krallık veya Japonya gibi küçük bir ülkeyseniz ham maddeleriniz sınırlı olabilir. Ama ham maddeyi dünyanın geri kalanından alabilirsiniz. Özellikle de dünyanın henüz teknolojik olarak sizinle aynı seviyede olmayan kısımlarından. Mesela belki onları sizinle ticaret yapmaya zorlamak için askeri gücünüzü kullanabilirsiniz. Benzer şekilde üretilen tüm bu malları ne yapacaksınız? Birleşik Krallık veya Japonya örneğiyle devam edersek sonuçta adanızda sınırlı bir pazar var. Peki ya doğrudan ülkenizde bulunmayan yüz milyonlarca insana da ürünlerinizi satabilseniz? daha fazla ve daha ucuz ham madde isteği ve ürettiğiniz malları satma isteği sanayileşmenin birer getirisidir. İşte bunlar emperyalizmi, sömürgeciliği ve genel olarak daha serbest şekilde ticaret yapabilme motivasyonunu önemli derecede körüklediler. Serbest ticaret serbestçe gerçekleşmediğinde bu durum bazen ticaret yapan ülkede zorla kabul ettirildi. Ve şu ana kadar ara ara belirttiğim gibi sanayi devrimini besleyen yani beslemeye yardımcı olan bu teknolojiler uzak yerlere yayılmış geniş bir imparatorluğu kontrol edebilmeyi de kolaylaştırdı. Sanayi devriminden önce İngiltere gibi bir ülkenin uzak yerlere yayılmış geniş bir imparatorluğu kontrol etmesi mümkün değildi. Romalıların ya da Perslerin kendi teknolojilerini kullanarak bunu yapmaları imkansızdı. Ama artık buharlı gemi, demir yolları, telgraf gibi şeyler var. Bunlar hem bu sanayi devriminin birer parçası hem de gücünüzü yönlendirmenizi, bu gücü her zamankinden daha hızlı ve daha çok verimli şekilde yönlendirmenizi sağlıyor. Şimdi bir kez daha tekrar edersek, teknoloji, sanayileşme ve kapitalizm sanayi devrimini besliyorlardı. Sömürgeleştirme, emperyalizm ve genel anlamda daha serbest ticaret için motivasyonu bunlar sağladılar. Bunun yapılması da aynı teknolojiler sayesinde mümkün oldu. Artık güç de buharlı gemiler, demiryolları ve telgraf ile yönlendirilebiliyordu.